Evet herkese merhabalar. Yeni bir videoyla beraberiz. Meme yol haritam isimli video serimizin bugün 15. videosundayız. Bugün meme kanseri olan hastalarda meme kanseri saptandıktan sonra önce ameliyat mı yapacağız yoksa hastalara önce kemoterapi mi vereceğiz? Bu konuyu aydınlatmaya çalışacağız. Ancak ne yapmaya çalışıyoruz? Buradan bir tekrar hatırlatma yapalım bir kişinin meme kanseri olduğunu anladığı, eline meme sinde bir kitle geldiği andan başlayarak bütün tanı ve tedavi sonucu ve takip sürecine kadar bütün konuları ilgilendiren ve belirli bir kronolojik sıraya göre anlattığımız 23 videoluk bir serinin 15.sindeyiz. Eğer daha önceki videolarımızı izlemediyseniz bu videoları da izlemenizi öneriyorum. Evet bugünkü konumuz meme kanseri olan hastalar önce ameliyat mı olmalı önce kemoterapi mi almalı bu konuya bir göz atalım. Biliyorsunuz ki eski yıllarda hastalar meme kanseri tanısı aldıklarında direkt ameliyata yönlendiriliyorlardı. Yani e, hastada e, memesinde bir kitle varsa bir kitle saptandıysa hatta kanser olup olmadığı bilinmese dahi o hastaya önce direkt cerrahiye gönderiliyordu. Oradaki memedeki kitle çıkartılıyordu. O çıkartılan kitle patolojiye gidiyordu. Patolojide kanser olduğu anlaşılırsa e, sizin memenizdeki ameliyat sonucunuz e, kanser çıktı. Siz bundan sonra artık onkolojiye gidin deniyordu. Yani hastalar öncelikle ameliyat oluyordu. Sonra çıkan sonuca göre onkolojiye gidip gerekirse onkolojide kemoterapi alıyorlardı. Ancak zaman içerisinde dünya anladı ki bazı hastaların, bir grup hastaların ameliyat, ön, ameliyat olmadan önce kemoterapi almaları gerekiyor. Bu grup hastalarda sonuçların daha başarılı olduğu, önce kemoterapi alması gereken bir grup hastada sonuçların daha iyi olduğu bulundu. Dolayısıyla neo kemoterapi yani ameliyat öncesi kemoterapi ismiyle bir kemoterapi rejimi ortaya çıktı. Bu neo kemoterapi yani önce kemoterapi rejimi sadece meme kanseri olan hastalarda mı kullanılıyor? Hayır. Bu rejim yani önce kemoterapiyle başlanan, önce ameliyatla değil önce kemoterapiyle başlanan bu tedavi rejimi aynı zamanda örnek veriyorum e, rektum kanserinde aynı zamanda mide kanseri gibi hastalıklarda da kullanılıyor. Yani e, hastaların direkt ameliyat edilmediği önce kemoterapi verilip e, daha sonra e, ameliyat e, yapıldığı bir grup başka kanser hastaları da mevcut. Ancak bugünkü konumuz bizim meme kanseri olduğu için biz burada meme kanserinden bahsedeceğiz. Evet bir hastaya neden memesinde kitle saptandıktan sonra direkt ameliyat etmek yerine o kişiye önce kemoterapi veriyoruz. Bu arada şunu e, unutmayalım, önce kemoterapi e, adı üstünde önce kemoterapi. Sonra bu hastalar tabii ki dönüp ameliyat oluyorlar. Ama neden bir hastada, biz hastalara direkt ameliyat etmek yerine önce kemoterapi veriyoruz? E, buna bir e, bakalım. Evet. Önce kemoterapi almak ne işe yarıyor? Bir, lokal ileri meme kanserlerinin ameliyat edilebilir hale gelmesini sağlıyor. Burayı biraz açalım. Lokal ileri meme kanserinin derken neyi kastediyoruz? Lokal ileri dediğimiz meme kanseri belirli bir bölgede lokal kalmış. Yani memenin içerisinde lokal olarak kalmış. İşte örnek veriyorum koltuk altına sıçramamış, başka bir yere gitmemiş. Sadece memede lokalize olmuş. Ancak memenin içinde bulunduğu alanda büyümüş ve ilerlemiş. Lokal ileriden kastımız bu. Yani vücudun başka yerlerine ilerlememiş ama lokalde yani bulunduğu bölgede ilerlediyse buna biz lokal ileri hastalık diyoruz. Bu lokal ileri hastalıkların ameliyat edilebilir hale gelmesini sağlamak. Önce kemoterapi almanın işe yaradığı noktalardan biri bu. Bu ne demektir? Mesela biz hastanın Memesiyle ilk karşılaştığımızda orada bir meme kanseri tanısı koyduğumuzda o hastanın memesindeki kitle ameliyat edilemeyecek kadar büyük olabilir ya da ameliyata engel olabilecek bazı durumları olabilir. Bu durumda biz önce o kişiye kemoterapi verip oradaki kitleyi küçültüp onu ameliyat edilebilir hale getiririz. Dolayısıyla lokal ileri hastalığın daha küçük boyutlara gelmesi, ameliyat edilemeyecek hastanın ameliyat edilebilir hale gelmesi için önce kemoterapi verebiliyoruz. Peki başka ne işe yarıyor? 2. Daha küçük bir alanda cerrahi yapılmasına olanak sağlar. Bunu şöyle açıklayalım. Mesela bir memede büyük bir tümör olduğunu düşünelim ve biz bu büyük tümörü ameliyat etmek için ısrarcı olur isek memenin içerisinde çok büyük bir alan yer kapladığı için bu Kitleyi tamamen çıkarmak için memenin belki de büyük bir kısmını çıkarmamız gerekebilir. Dolayısıyla mememizde büyük bir hacim kaybı olabilir. Dolayısıyla bu memenin içerisindeki büyük kitlenin tamamını, çok büyük bir kısmını çıkarmak yerine önce kemoterif vererek bu kitlenin küçülmesini sağlamak, ameliyat yapacağımız zaman ise daha küçük bir alanda ameliyat yapılmasına olanak sağlamış olur. Bazen e, mutlaka meme koruyucu olmak isteyen, memesini kaybetmek istemeyen, memesinin tamamının alınmasını istemeyen, sadece memesinin içerisindeki küçük tümör, e, daha doğrusu sadece memesinin içerisindeki tümör alanının alınmasını isteyen, memesinin tamamının alınmasını istemeyen veya bizim böyle düşündüğümüz hasta isteği ile ilgili değil, bizim hekim olarak meme koruyucu cerrahi dediğimiz ameliyat yapmak istediğimiz yani memesinin tamamını almak istemediğimiz memesinin içerisinde sadece kitlenin bulunduğu alanı almak istediğimiz hastalar olabiliyor. İşte burada büyük bir tümörü varsa kişinin e, bu mümkün olmaz yani biz hastanın memesini korumak istersek ancak onun memesinde büyük bir tümör varsa o hastanın bu şekilde ameliyat edilirse bütün memesinin alınması gerekir. Ama o hasta memesinin tamamen alınmasını istemiyor olabilir. Çeşitli sebeplerle bunu istemeyebilir. Ya da doktoru çeşitli sebeplerle istemeyebilir. Dolayısıyla burada bizim ne işimize yarıyor? Ne acı kemoterapi. Yani önce kemoterapi verdiğimiz zaman memenin içerisindeki kitleyi zaten biz küçültmüş oluyoruz. Dolayısıyla memenin içerisinden büyük bir kitle çıkarmak ya da memenin tamamını almak almamış oluyoruz. Evet, üçüncüsü memedeki kitlerin kitlelerin koltuk altındaki lenf bezlerinin küçülmesini sağlar. Evet, memedeki kitleri zaten az önce anlattım. Koltuk altındaki lenf bezlerinin de küçülmesini sağlar. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Bazen koltuk altında sıçramış olan bir meme kanseriyle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Örnek veriyorum kişinin memesinde bir kitle var ancak koltuk altında da sıçramış lenf nodları var. Eğer bu koltuk altında sıçramış lenf nodları çok büyük lenf ise, sayı olarak çok fazlaysa ve boyut olarak da bu lenf bezleri büyük lenf bezleri ise iyice büyümüş lenf bezleri ise işte önce kemoterapi verdiğimiz zaman sadece memedeki değil bu koltuk altındaki lenf bezlerini de küçültmüş oluyoruz. Dolayısıyla bir amacı da bu. Önce kemoterapi alan hastaların koltuk altındaki lenf bezlerinin de küçülmesi sağlanmış oluyor. Tabii ki bu da ameliyatın, koltuk altı ameliyatının daha kolay olmasını sağlıyor. Dördüncüsü kemoterapinin etkinliğini görmemizi sağlar. Şimdi bakın burası çok önemli bir konu. Başka yerde de belki bulamayacağınız bir detay olduğu için bunu dikkatli dinlemenizi ve altını çizerek e, dört gölde dinlemenizi istiyorum. Şöyle, şimdi bir hasta düşünelim. E, bu hastanın memesinde bir kitle olsun ve kanser tanısı almış olsun. Biz bu hastayı direkt ameliyat ettiğimizi düşünelim. Yani daha hasta gelir gelmez biz hastaya kemoterapi vermeden direkt ameliyat ettiğimizi düşünelim. Ve memesindeki kitlesini alıp e, patolojiye gönderdiğimizi düşünelim. Hasta iyileşiyor, memesindeki kitlesi patolojiye gidiyor. İşte orada kanser çıktığı zaten e, patolojiden geliyor. Hastanın vücudunda başka bir yerinde de bir kitle olmadığını düşünelim. Mesela koltuk altında ya da başka bir yerde sıçramam olmadığını düşünelim ve hastanın sadece direkt ameliyat edildiğini düşünelim. Şimdi bu hasta ameliyat sonrası kemoterapi almaya geldiğinde tabii ki onkologlar ne yapacaktır? Memedeki kitle alınmış biz sana şimdi kemoterapi vereceğiz diyecekler ve e, önce kemoterapi değil de sonra kemoterapi rejimi uygulayacaklar. Yani ameliyat edilip edilmiş hastaya ameliyat sonrası kemoterapi verecekler. Şimdi vücudumuzda herhangi bir tümör gözle görüldüğü bir tümör artık bulunmadığı için yani mememizdeki kitle zaten çıkartılmış olduğu için bu durumda onkolog kemoterapi verdiğinde verdiği kemoterapinin işe yarayıp yaramadığını o hastada o kemoterapinin işe yarayıp yaramadığını görme şansı olmuyor. Çünkü bir kemoterapi verildiği zaman o kemoterapinin vücutta işe yarayıp yaramadığını anlamamız için e, verdiğimiz kemoterapinin kitleyi küçülttüğünü, kitleyi yok ettiğini, kitlede boyutunun azaldığını görmemiz gerekir. Yani bir kemoterapi verdiğimizde o kitlenin boyutu azalıyorsa biz bu kemoterapi işe yarıyor diyebiliriz. <laughs> Dolayısıyla kemoterapinin etkinliğini görmemiz için ortada bir kitle bulunması, ve o kitlenin küçüldüğünü görüyor olmamız lazım. Bu durumda verdiğimiz kemoterapi, evet, bak bu kemoterapi işe yarıyor çünkü ben bu kemoterapi verdim ve bu kitle küçüldü dersek kemoterapinin etkinliğinin e, olduğunu, bu kemoterapinin işe yaradığını söyleyebiliriz. Tabii ki hastayı şöyle düşünelim, tekrar geri dönelim. Memesindeki kitlesi tamamen e, alınmış bir hasta onkolojiye geldiğinde. Yani ortada bir kitle olmadığında, vücudun başka bir yerinde de kitle yoksa, hastanın tek kitlesi memesindeyse ve memesinde ve koltuk altındaysa, memesindeki ve koltuk altındaki kitleler de ameliyatta alındıysa, bu hastaki onkolojiye geldiğinde tabii ki kemoterapi alacaktır. Ancak onkolog verdiği kemoterapinin acaba o hastada işe yarayıp yaramadığını e, Öngörme şansı olmayacaktır. Yani bu kemoterapi acaba belki de boşa mı alınıyor? Bunu anlama şansı olmayacaktır. Dolayısıyla e, önce memesindeki kitlelerin alınıp sonra onkolojiye giden hastalarda, onkologların kafasında böyle bir soru işareti olacaktır. Çünkü ortada artık bir kitle olmadığı için verilen kemoterapinin de işe yarayıp yaramadığı konusunda bir öngörü şansımız yok. Çünkü kemoterapi vereceğiz ama vücutta bir şeyin küçülüp ya da küçülmediğini anlamayacağız. Çünkü zaten ortada bir kitle yok. Ameliyatla alınmış. Dolayısıyla neoacıvan kemoterapi alan hastalarda ne oluyor? Yani bu hastalar önce ameliyat edilmeden önce kemoterapi verilirse ne oluyor? Bu durumda şöyle bir şey oluyor. Hasta önce kemoterapi aldığında yani buradaki dördüncü maddeden bahsediyorum. Dördüncü madde neydi? Kemoterapinin etkinliğini görmemizi sağlar. idi. Önce kemoterapi almak. İşte hasta ameliyat olmadan direkt onkoloğa onkulu, gittiği zaman onkolog ne yapıyor? Önce kemoterapi veriyor. İşte A ilacını veriyor diyelim ki. A ilacını veriyor ve memedeki kitleye bakıyor. Ha, evet 3 kür kemoterapi verdim. Bu ya da 1 kür 2 kür kemoterapi verdim. Bu kitle biraz küçüldü. Sonra 1-2 kür kemoterapi daha veriyor. Kitle biraz daha küçülüyor. Bir iki kür daha kemoterapi veriyor. Kitle tamamen küçülüyor. Ve kemoterapi rejimini bitirdiğinde 6 seans ya da 8 seans kemoterapi uygulayıp bu 6-8 seanslık kemoterapi rejimini bitirdiğinde görüyor ki bu verdiği kemoterapi gerçekten işe yarıyor. Yani oradaki e, kitle gerçekten küçülüyor. Anlıyor ki meme, memede halen kitle bulunduğu için anlıyor ki bu memedeki kitle bu kemoterapiye cevap veriyor. Ya da o kemoterapi ajanına işte bir kül, iki kül kemoterapi verdiğinde memedeki kitlenin halen küçülmediğini hatta bazen büyüdüğünü gör, gördüğü zaman ne oluyor? O zaman aha diyor bu ilaç A ilacı ya işe yaramıyor. Ben ne yapayım? B ilacını kullanayım. Yani A ilacının etkin olmadığını anlamış oluyor ve bu sefer ne yapıyor? B ilacını veriyor. Dolayısıyla B ilacını verdiğinde bakıyor B ilacı Kemoterapiye tepki gösteriyor mu? Yani kemoterapiden fayda görüyor mu? Bu şekilde A ilacımı, B ilacımı etkinlik gösteriyor ya da bu kemoterapi ilaçlar etkinlik gösteriyor mu göstermiyor mu? Hangisi etkinlik gösteriyor? Bunu test etmiş oluyor. Çünkü neden hasta zaten memesinde kitleyle geliyor? Yani önce ameliyat edilmiş bir şekilde gelmiyor. İşte önce kemoterapi alan hastaların kemoterapilerinin kemoterapi ilaçlarının o kanserde çalışıp çalışmadığını, o kanserde etkili olup olmadığını da bir test etmiş oluyor. Onkolog hasta ameliyat olmadan geldiği zaman bu kemoterapi ilaçlarına denemiş oluyor kişi üzerinde ve bu ilaçların çalışıp çalışmadığını görmüş oluyor. Şimdi siz diyebilirsiniz ki zaten bu kemoterapi ilaçlarının çalışıp çalışmadığının test etmenin ne anlamı var? Zaten ameliyatla bu kitle buradan çıkacak, ameliyatla gidecek. Bunun şöyle bir anlamı var. Biz bu ilaçları burada ameliyat öncesi test ettiğimizde hasta ameliyat sonrası tekrar dönüp kemoterapi alacak ya da ilerleyen yıllarda dönüp kemoterapi alması gerekecek. Belki ileride metastaz olacak vesaire vesaire. Dolayısıyla onkologun öncesinde bu ilaçlara hastanın bu ilaçlara nasıl reaksiyon gösterdiğini, nasıl tepki verdiğini de öncesinde test ettiği için bilmiş oluyor. Dolayısıyla bu onkologların için önemli bir bilgi olabiliyor. Çünkü ameliyat sonrası da kemoterapi alması gereken bir hasta grubunda daha önce de test ettiğimiz ilaçlar varsa yani bu ilaçları daha önce biz bir şekilde test ettik. Hangi ilaç çalışıyor, hangi ilaç çalışmıyor, hangisine iyi tepki veriyor vücut bunu test etmişse tabii ki bu bilgi onkoloğun çok işine yarayacaktır. Dolayısıyla önce kemoterapi Alan hastaların kemoterapi etkinliği de test edilmiş oluyor. Özetle. Evet. Beşinci maddeye bakalım. Erken ilaç değişikliğine imkan tanır. Bunu az önce söyledim. İşte A ilacını verdik. A ilacıyla çok iyi e, yanıt vermedi. O zaman e, A ilacının sonuna kadar beklemeden bu sefer B ilacına geçiyoruz. Bunu e, A'yı B'yi ameliyat öncesi test etmiş oluyoruz. Peki bu testi ilaç değişikliğini sonra yapamaz mıyız? İşte yapamıyoruz çünkü memedeki kitle zaten e, uzaklaştırıldığı için biz A, A mı iyi e, etki gösteriyor, B mi daha iyi etki gösteriyor, hangi ilaç daha iyi etki gösteriyor bunu e, memede bir kitle olmadığı için, uzaklaştırıldığı için test edemiyoruz. Dolayısıyla erken ilaç değişikliği yapmamız gerekirse bir ilaç değiş, bir ilaç kullandık ama bu ilaç e, etki göstermiyor. Hemen ikinci ilaca geçelim diye erkenden bir ilaç değişikliği yapmamız için e, onun onunla testine ilaç değişikliği testini de yapmamızı yapmamıza imkan e, tanıyor. Evet, önce kemoterapi almak. Başka ne işe yarıyor? Altıncı madde. Yüzde 25 hastada, hastaların neredeyse dörtte birinde bu önemli bir e, oran. Hastayı mastektomi'den kurtarıyor. Mastektomi dediğimiz şey yani memenin tamamen alınması diyelim. Yani 4 hastanın birinde tamamen memenin alınması'nın önüne geçilmiş oluyor. Önce kemoterapi alan hastalarda 4 hastadan birinin birinin memesinin tamamen alınmasını kurtarıyoruz gibi bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Peki bunun dışında altını çizmemiz, bazen hastalara da söylememiz gereken ne var? O da şu, bütün bunlara rağmen hastaların %5'inde yani 100 hastanın 5'inde biz önce kemoterapi versek de hastalar o kemoterapiye cevap vermeyip ilerleyebiliyor. Bu da önemli bilgi. Şöyle, işte demiştim ya, hastaya kemoterapi veriyoruz ve bu ilacın çalışıp çalışmadığını test ediyoruz demiştim ya, işte bazı e, hastalarda işte yüzde beş'lik grupta hasta önce kemoterapi alsa bile işte onu biz altı y ya da 8kür e, olarak planladıysak bu altıkür 8kür kemoterapimizin de yüzde beş'lik hasta grubunda işe yaramadığını bir önce kemoterapi alan 100 hastanın beşinin yüzde beşlik grubun e, bundan fayda görmediğini tekrar dönüp ameliyata gittiğini bu süreç sonunda e, ve belki de bu e, önceki kemoterapinin bu yüzde beşlik grupta boşa gittiğini söylemeliyiz. Hastalara da belirtmeliyiz. Tabii ki bu bir boşa gidiş midir? E, aslında işte buna belki boşa gitmedi dememek lazım. Çünkü hastayı da test etmiş oluyoruz. Yani hastaların e, bu e, bu ilaçlardan fayda görmediğini de ameliyat öncesi anlamış oluyoruz. E, çünkü bunu ameliyat sonrası test etmek hastada bazı ciddi zaman kaybına ve işte başka metastatik süreçler için vakit kaybına sebep olabilir yani bu böyle olacak diye bir kural yok ama olabileceğini bilmek lazım evet peki yani bunlar faydaları dedik bunları bunlar nedeniyle önce kemoterapi yapıyoruz dedik peki kimlere neo neoacivan kemoterapi verelim neoacivan kemoterapi yani ameliyattan önce kemoterapi Kimlerde uygulanıyor? Listemize bakalım. 1. Triple negatif meme kanserinde. Yani triple negatif meme kanserini herhalde biz e, bu kanalda 3-4 kere anlattık. Eski videolarımıza bakmanızı e, şiddetle önerim. Triple negatif meme kanseri nedir? Triple üçlü, üçlü meme kanseri e, demek. Yani östrojen jen reseptörü negatif olacak. Progesteron reseptörü negatif olacak her iki dediğimiz protein negatif olacak. Yani her iki negatif olacak. Östrojen negatif olacak. Progesteron negatif olacak. Bunların üçü de negatif oluyorsa bunlara üçlü negatif meme kanseri diyoruz. İşte bu grupta üçlü negatif meme kanserinde bu kanserin agresif olabileceği olabileceği için bu hastalara önce kemoterapi veriliyor. Zaten bu triple negatif olanlar Agresif olanlar kemoterapiye de daha duyarlı oluyorlar. Dolayısıyla bu hastalara önce kemoterapi vermenin böyle bir, zaten de duyarlı hasta olduğu için böyle bir avantajı oluyor. Yani agresif bir tümör ise triple negatif ona bir an önce kemoterapiyi vermek gerekiyor. 2. Her iki pozitif meme kanserinde. Her iki pozitif meme kanserindedir. Bunu da eski videolarımızda yine anlatmıştık. Burada bir kere daha söyleyelim. Her iki dediğimiz şey kanser hücresinin çeperindeki bir proteindir. Her iki proteini diyelim. İşte bu protein bu hücrede pozitifse olabilir. Bazı kişilerde olmayabilir. Bunlara her iki pozitif meme kanseri. Hücre çeperinde her iki dediğimiz protein diyelim. Mevcutsa buna pozitif diyoruz. Bunlar negatifse yoksa hani bu hücre çeperinde bu protein yoksa bunlara da her iki negatif diyoruz. Dolayısıyla her iki pozitif meme kanserinin de yine önce kemoterapi alan grupta olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncüsü bakın bazen hormona duyarlı her iki negatif meme kanserinde. Yani bu e, da şu demek. Östrojeni, progesteronu pozitif olan ama her ikisi negatif olan. Burada çok teknik detay vermek istemiyorum. Luminal AB gibi hastalarda da yine neoacuan kemoterapi kullanılabilir. Çünkü neden? Mesela memedeki kitle meme başına yakın olabilir. Memedeki kitle cilde çok yakın olabilir, ciltte çekinti yapmış olabilir. Memedeki kitle göğüste çok derinde yani içeride çok derinde yerleşimdedir. Çok derinde yerleştiği için göğüs duvarına çok yakındır, işte kaburga kemiklerine çok yakındır ya da onlarla temas halindedir. Bu gibi durumlarda biz hormon pozitif grupta da yine önce kemoterapi kullanabiliyoruz. Memedeki kitlenin küçülmesini istediğimiz durumlarda kullanıyoruz. 4. Bunu zaten söylemiştik. Koltuk altındaki lenf bezlerinin küçülmesini istediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Bunu da söylemiştik az önce. E, bu koltuk altındaki lenf bezlerinin küçülmesini istediğimiz durumlarda niye kemoterapi önce veriyoruz? Çünkü e, sonuçta koltuk altında bir cerrahi yapacağız. Bu cerrahi de sonuçta bir cerrahi yani orada cerrahın işini kolaylaştırmak için buradaki lenf bezlerini öncesinde küçültmüş olmak cerraha çok avantaj sağlayacaktır. Ayrıca koltuk altından çok büyük lenf bezlerinin çok fazla miktarda lenf bezlerinin çıkartılmasının, sonra da sonradan kol ve el fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. İşte kolda, elde ödem vesaire gibi şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bunların da daha az yaşanması için koltuk altı lenf bezlerinin çok büyük olmamasına, Tercih ederiz. Dolayısıyla önce kemoterapi alan grupta buradaki kol altındaki lenf belleri küçüldüğü için bu cerrah açısından, hasta açısından kol konforu için ilerleyen yıllarda daha konforlu bir kol için bu bellerin küçülmesi de fayda var. O yüzden önce kemoterapi verebiliyoruz bunları küçültmek için. Evet 1-2-3-4-5-6'ya geldik. İnflamatuar meme kanserinde. Ee, şöyle inflamatuar meme kanseri nedir? Inflamatuar nedir? İşte enfeksiyonla falan karışır e, Türkiye'de. Meme'de iltihabi bir meme kanseri varsa, öyle söyleyelim. Ee, bazı meme kanserleri işte genetik olabilir, bazıları hormonlarla ilişkili olabilir. Bir de böyle iltihabi inflamatuar meme kanseri dediğimiz bir meme kanseri çeşidi vardır. Bunlar da işte e, kabaca şöyle anlatalım. İşte meme e, büyük şiş olur kızarık olur. Üzerinde böyle portakal kabuğu, limon kabuğu gibi pütür pütür yapılar olur. Ee, akıntılar olabilir, kızarıklıklar olabilir, ateş olabilir memede. Memede böyle bir iltihabi bir e, tablo e, vardır görüntü olarak. Bunlara inflamatuar meme kanseri diyoruz. Bu e, meme kanserinde de yine önce kemoterapi yoluna başvurabiliyoruz. Evet bunlar kabaca bu şekilde önce ameliyattan önce kemoterapi alanların bu kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir de ne diyeceğiz? Onkologun kendi inisiyatifiyle karar verdiği bazı özel hasta gruplarında. Şimdi burada biz bunları saydık ama unutmayalım ki bu işin üstten hani şemsiyenin en üstündeki kişi diyelim ki onkolog. Yani bunu yöneten kime önce kemoterapi vereceğim kime vermeyeceğim ya da işte Belki hasta önce ameliyat olması daha mantıklı olacaktır. Ameliyata gönderecektir. Bu işi yürüten kişi, karar verecek kişi kim oluyor? Tabii ki onkolog, medikal onkolog oluyor. O onkologun kendi inisiyatifiyle karar alma ihtimali bunlar dışında tabii ki mümkün. Hatta genelde bu şekildedir. Çünkü hastayı en iyi değerlendiren kişi, o kişinin riskini bilen, aile öyküsünü bilen, muayenesini bilen kişi onkolog olduğu için Dolayısıyla hani burada yine onkolon kendi inisiyatifine kalıyor. Bir takım kurallar ve hani standartlaşmış şeyler olsa da yine burada onkolon inisiyatifi gerçekten çok önemli. Çünkü hastayı en iyi bilen kişi o. Dolayısıyla en doğru kararı da onkolog verecektir. Peki yani bu önce kemoterapi alması gerekenler, meme kanseri, bir sürü meme kanseri var. Kimler önce alıyor, kimler bu oran nedir falan filan. Böyle bir şey bakmak istedim, size de göstermek istedim. Bakın şöyle bir çalışma yapılmış. Bu çalışma Avustralya, Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere. Yani böyle büyük ülkelerde yapılan, gelişmiş ülkelerde yapılan çok merkezli bir çalışma diyor ki meme kanseri tanısı alan yani yeni meme kanseri mesela diyelim ki 300 kişi yeni meme kanseri tanısı aldı. İşte diyelim ki İstanbul'un işte Şişli il ilçesinde 300 kişi 500 kişi meme kanseri tanısı aldı diyelim ki ya da işte şu, şu ilçede. Bu tanı alanların yeni tanı alanların %7 ila %27'si ameliyat öncesi kemoterapi alıyor. Hani %7 ila 20'si, 27'si ne demek? %15-20'si diyelim ki. Yani belki 5 hastanın biri önce kemoterapi tarafında. E, %7 ila 27'si önce kemoterapi işte %70-80'i de diyelim ki önce ameliyat olan tarafta. Peki bu dünyada ne kadarlık bir kişiye tekabül ediyor? Önce kemoterapi alan grup. Dünyada her yıl yaklaşık 1.7 milyon insan pardon kadın diyelim 1.7 milyon kadın meme kanseri oluyor. Her yıl bütün dünyayı baz aldığımızda 1.7 milyon kişi dünyada meme kanseri oluyor. Bunun %7 ila 24'ünü 27'sini hesapladığımızda 120 bin ila 460 bini bu 1.7 milyon insanın 120 bin ile 460 bin kadarı önce kemoterapi alıyor. Yani bu da çok korkunç Büyük bir rakam yani yaklaşık 500 bine yakın, 100 binde 500 bin arası diyelim. 120 binden fazla 500 bine neredeyse 500 bine yakın, yakın oranda kadın dünya yüzeyinde meme kanserinde önce kemoterapi alıyor. Yani önce kemoterapi alan grup oldukça geniş bir grup. Bakın İngiltere'de 4 tane kimler? Association of Breast Pathology. Association of Breast Surgery, British Society of Breast Radiology, United Kingdom Breast Cancer Society, Cancer Group, yani dört tane büyük grup. Bu İngiltere'nin işte patoloji, cerrahi, radioloji, işte kanser grubu gibi dört tane büyük araştırma grubundan bahsediyoruz. İngiltere için önemli gruplar bunlar. Bunlar nevacivan, kemoterapi, kılavuzlu yayınlamışlar. Ben de buna şöyle bir göz atarken önemli olabilecek bir detayı sizle paylaşmak istedim. Yani önce kemoterapi alan hastalara ait bir kılavuz bu. Sonrasında ameliyat sonrası kemoterapi alanlar değil, ameliyat öncesi kemoterapi alanlar için bir kılavuz hazırlamışlar. Şimdi burada diyor ki, ben de buradan İngilizce'den bakacağım bir taraftan size çevireceğim. Siz de durdurup çevirebilirsiniz. Burada diyor ki, İngiltere'de meme kanseri e, olup Önce kemoterapi alan e, grup çok değişken bir grup. E, ülke içerisinde değişkenlik gösteriyor. Ama diyor dünyaya baktığımız zaman bu işin belli bir standardı e, oturmuş durumda. Acaba neden İngiltere'de böyle bir ülke içerisinde değişkenlik, ülkenin belli bir yerinde farklı bir şey uygulanıyor ülkenin öbür bir yerinde başka bir şey uygulanıyor. uygulamada bir standart neden e, İngiltere'de böyle bir standart yok bütün dünya birçok ülkede bu hani standart olarak kabul edilirken İngiltere'de bu neden böyle değişkenlik gösteriyor e, bunun nedenleri neler olabilir bunun e, üç tane sebebi üzerinde duruyor birincisi e, bu önce kemoterapi işinin böyle kompleks bir şey olarak algılanıyor olması. Birincisi bu. İkincisi önce kemoterapi konusunun faydaları konusunda yani direkt ameliyat olmak değil de önce kemoterapi alma konusunu faydaları konusunda bir bir kesinlik olmaması. Bunların önce kemoterapi alan grubun fayda daha faydalı olduğu, önce kemoterapi almanın daha faydalı olabileceği konusunda bir kesinliğin tam olarak olmaması ve burada altını çizmek istediğim üçüncüsü de şu. Önce kemoterapi alacak gruba yani direkt ameliyat değil de önce kemoterapi alması gereken gruba bu kemoterapiyi verecek onkologların ya da işte bu kemoterapi verecek hemşirelerin ya da bu kemoterapiyle ilgilenecek radyologların yetersiz olması. Yani bunları kim yapacak? Yani burada şunu demek istiyorum. Aslında ülkemiz belli bir bu konuda belli bir standarda da gelmiş durumda. Çünkü burada İngiltere bile ne diyor? İngiltere diyor ki hani e, neoajuan kemoterapinin kompleksliği konusunda e, bir e, çekince var. E, işte faydaları konusunda e, kafa karışıklığı var vesaire. Bir de diyor ki yani bunları kim verecek? Yani onkolog gerekiyor. Hemşire bunun için özel hemşire gerekiyor. İşte e, radyologlar işte bizler gerekiyoruz vesaire. Bu e, Bununla ilgili bir de personel yetersizliği gibi bir şeyden bahsediyor. İşte burada aslında ülkemizin de belli bir bu konularda belli bir noktaya geldiğini de e, kabul etmek lazım. Peki neden hani e, böyle kompleks bir şeyden bahsediliyor? Yani e, önce kemoterapi alacak işte hasta. Bu neden bu kadar kompleks bir şey olsun, ne kadar böyle karışık bir şey olsun ki? Bakın aslında bu iş belli bir düzende ve belli bir çerçevede belli bir disiplinde yapılması gerektiği için tabi Batı dünyası her şeyi disiplini ve düzgün yapmaya çalıştığı için bu kompleksite oradan geliyor yani bu karışıklık oradan geliyor. Bakın ben size İngiltere'de önce kemoterapi alacak hasta grubunun grubunun ilk daha tedaviye başlamadan önce kemoterapiye başlamadan önce bu tedaviye Başlamadan önce doldurulan bir e, ne diyelim bir chart, buna ne deniyor bir e, form, form, e, form göstermek istiyorum. Bu bir e, nevacivan kemoterapi formu, nevacivan kemoterapi ne deniyor schedule yani bir e, şeyi form yani form diyelim sonuçta bir formu. Bu form hani kişinin kendisinde oluyor, hastanede oluyor. Kişinin bu bütün önceki kemoterapi süreci buradan takip ediliyor ve burada nasıl bir detaylar var bakalım. Evet bu formda neler var? İşte kişinin adı, e, hasta numarası, telefon numarası, e, cerraha kimse, onkoloğu kimse, işte surgeon, miss, e, işte fletcher, işte onkoloğu, işte e, doktor, işte bilmem fryer falan gibi. E, burada bunların isimleri var kemoterapi rejimi orada yazıyor. Yani bu çarta bakan kişi diyor ki yani işte bu çarta bakıyorum diyorum ki ha bu kişi işte e, EC, AC rejimi alıyor. Burada hangi rejim aldığı, Burada kemoterapi rejim diye yazıyor. Burada yazıyor. Daha sonra sağ üstte bir kutu var. Bakın orada ne diyor? Tanı ve plan. Diagnostics and plan. Ee, burada neler var? İşte evet bu hastanın e, meme ile ilgili bilgileri de var. Bakın işte sol memesinde Grade 2, işte e, invazif duktal karsinom var. O Sağ üstteki kutudun içerisinde okuyorum. İşte burada e, biyopsi yapılmış. Mamografisi yapılmış. 28x17 mm. Ultrasonu yapılmış. 15, 16, 11. E, i̇şte hastanın şeye mastektomi olmak istiyor falan gibi. Burada hastanın planı ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili burada bilgi var. Evet daha aşağı geçiyorum. Mavi olan sütuna bakalım. İşte first cycle, second cycle, third cycle diye orada yazan mavi sütunda işte birinci seans, ikinci seans, üçüncü seans. Orada hani e, her seansın, her kemoterapi seansının tarihleri var. İşte birinci seans ne zaman ne zamanmış? Sarı kutuya bakıyoruz. 1 Ocak 2022. İşte 1 Ocak 2022'de ilk seansını alıyor. Bir altında ne var? İşte ikinci seans. 15 Ocak 2022. Bir sonraki seansı belli. 29 Ocak. Bir sonraki seansı belli. 12 Şubat. Yani biz bazen böyle hasta geldikçe doldururuz ya. Onlar bu tabloda hasta işte hangi seanslarda tık 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 hangi tarihlerde kemoterapi alacağı öncesinden o tabloya yazılıyor. Eğer burada bir kayma vesaire olursa onun hemen yanında actual dates denilen yerde de orada hani o tarihte alamadı ama şu tarihte aldı diye orada bir not alanı bırakılmış. Evet e, bu işte mavi sütuna bakalım. First cycle, cycle 2, cycle 3, işte cycle 4, cycle 5, cycle 6 böyle 6. sikluta kadar geldi. Orada imaging var. Bakın diyor ki işte 6 kemoterapi aldıktan sonra işte 2 Nisan'la 10 Nisan arasında 2 Nisan 2020, 10 Nisan 2, o hafta görüntüleme yapılacak imaging. Onun hemen altında ne var? 7 Nisan ile 16 Nisan arasında cerrahla görüşülecek. Bakın orada daha en yani daha kastı kemoterapi almaya başlarken hangi tarihte cerrahla görüşeceği hepsi yazıyor. Ee, sonra cerrahla görüştü. 7 Nisan 16 Nisan. Bir altında ne var? Cycle 7 yani 7. Işte seans diyelim. 16 Nisan 2022. Onun altında ameliyat tarihi. Yani daha hasta Kemoterapi almaya başladığında ameliyat tarihi de belli neymiş 14 Mayıs 2022, 28 Mayıs 2022. Bu tarihte e, ameliyat olduğu belli. Onun altında ne var? İşte e, mamografi, ultrason, e, işte MR yapılmış mı? Bunlar e, yazıyor. Coil insertion. Bakın orada ne var? Coil insertion no. Bu bizim e, bir ya da sanırım iki video sonra anlatacağımız bir konu. Koil yerleştirilmiş mi? Burada ne diyor? Hayır diyor. No diyor. Biz olsak yapardık Türkiye'de. Koil yerleştirirdik. Bakın onlar yerleştirmemişler. NHS bile koil yerleştirmemiş abi kemoterapi alan hastaya. Neyse biz bunu burayı yes yapacağız. Türkiye'de yapıyoruz. Evet koil yerleştirilmesi de iki video sanırım sonra anlatacağız. Önce kemoterapi alan hastalarda bazen memenin içerisine bir küçük işaret böyle nokta gibi Böyle pirinç tanesi gibi bir marker, bir işaretleyici, bir belirleyici yerleştiriyoruz. Neden? Memedeki kitle kaybolmasın, yeri belli olsun diye orayı bir e, nokta atışı işaretliyoruz. İleride bu aslamya olacağı için cerraha yardımcı olmak, kitlenin yerinin kaybolmaması için bir işaret bir coil insertion e, insertion bunu anlatıyor. E, onun altında işte ne var? E, evet yarı yolda bir e, görüntüleme yapılmış. Yani işte kemoterapinin en sonunda değil işte ortalarında bir yerde. Onun e, bilgisi ve e, milimetreleri yazıyor. Onun altında yine e, ne diyor? işte ultrason mamografi bulguları falan filan yazıyor. Evet altında yine burada bakın PET tarihi vesaire e, beyin MR'ı yapılmış mı yapılmamış mı? Kemik sintigrafisi yapılmış mı? Bunlar yine en alttaki kutucuklarda yazıyor. En 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 altında ne yazıyor? Pick line. Pick line. Bakın biz kemoterapiyi nereden veriyoruz? Genelde porttan veriyoruz. Ee, bazı e, ülkelerde e, İngiltere, Almanya gibi pick line denilen hani port tak çıkar gibi bir şey yapmamak için koldan takılan şu bölgeden takılan pick linelar var. Kemoterapi e, vermek için kullanılan. Burada da hasta pick line takıldıysa. E, bu pick line'ın tarihinde yazmışlar 29 Ocak 2022'de pick line takılmış. Bakın böyle bir tablo var. Yani bu kişi eee ne kemoterapi al, alması planlandıysa e, ilk kemoterapisinden ameliyat olacağı tarihe kadar bütün her şey hangi tarihte cerrahi görecek, hangi tarihte MR çekilecek, hangi tarihte ultrason, işte memeye koil yerleştirilecek mi, hangi tarihte yerleştirilecek, pick line takıldıysa onun tarihi gibi. Bu şey böyle dolduruluyor hastada ve hastanede oluyor. Tabii ki burada e, bu da bir kompleks bir e, süreç dolayısıyla belki de bu nedenle e, kompleks olarak nitelendirilmiş İngiltere'de biz Türkiye'de e, bunun üstesinden bir şekilde geliyoruz. E, canla başla çalışıyor onkologlar, onkoloji hemşireleri özellikle onları unutmamak lazım canla başla ellerinden gel, geldiğince bu işi mükemmel bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Evet neden önce kemoterapi alındığını ve hangi hasta grubunun önce kemoterapi alması gerektiğini bu videoda özetlemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.